Gördünüz mü? Akıl insana istikamet çiziyor. Peki tefekkür ne demek? Tefekkür, fikretmek, düşünmek, aklınla bilgiyi yoğurmak. Peki tefekkür, aklın kendiliğinden icat ettiği bir şey midir? Yani oturup her insan tefekkür ettiğinde hayırlı bir sonuca çıkar mı? Çıkmaz. Tefekkür için ham madde sağlam olmalı. Nedir o ham madde? Doğru bilgi. Mesela Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın hadisi şeriflerinde Adem'le Havva insanlığın anası ve babası. İlk anamız, ilk babamız. Bu bir doğru bilgidir. Biz normalde okulda okurken cilalı taş devri, boyalı taş devri, yontma taş devri, bilmem tunç çağı, bilmem falan çağı, çağları okuyoruz. Hani ilk çağları, ilk çağlar. Ya bu Adem'i nereye koyuyorlar bunlar? Bir türlü göremiyor. Okuma yazmayı işte bilmem kimler buldu. Parayı Lidyalılar buldu. Bilmem şunu şu buldu. İyi de Hazreti Adem'e bizim itikadımıza göre 10 sayfa kitap indi. Onun bir şeriatı vardı. Yaşam kuralları. 10 sayfa. Ve ilk insan oydu. Biz ilk insanın o olduğuna inanıyoruz. Çünkü kardeşlerim, biz bir doğru bilgi üzerinden tefekkür ederiz. Felsefeci kardeşlerin çoğunlukla aldandığı şey, bize göre, İmam Gazali Hazretleri de bunu çok güzel anlatıyor. Aldandığı şey, bir, bilgiyi de kendi üretmeye çalışıyor insan. Mesela diyor ki, bakıyor, bakıyor, düşünüyor, maymuna bir bakıyor, aa maymun değişe değişe insan olmuş olabilir. Bunu destekleyici şey arıyor. E peki, madem öyle, maymun sütü niye insana yakın bir süt değil? Eşek sütü insan sütüne en yakın süt, biliyor musunuz? İlginç bir şey. Hadi buyurun, eşekten mi geldik diyeceğiz? Haşa. Hadi maymundan geldin. Birine maymuna benziyorsun desen kızıyor adam. Hani senin babandı maymun? İnsan babasından utanır mı ya? Bana biri dese ki sen Tokat Sileli Tongül Hoca'nın Hacı Lemmi'nin oğluna benziyorsun ya, aynı babana benziyorsun dese hoşuma gider benim. Maymundan geliyoruz diyen adama maymun deyince kızıyor. Ya babam diyorsun ya. İnsan babasından utanır mı? Kardeşlerim, fıtratın itiraz ediyor. Allah içine bir sensör koymuş. Allah içine böyle görünce açılan kapılar var ya, fotoselli motoselli, ha onu koymuş. İnsan kendinden, fıtratına uymuş. Bak, topraktan geldik deyince hiç rahatsız olmuyoruz. Yahudi de buna itiraz etmiyor, Hristiyan da buna itiraz etmiyor, Müslüman da buna itiraz etmiyor. Niye? Fıtratımıza uyuyor. Hani neremizde toprak var? Yok, fiziksel olarak bir toprak yok. Ama topraktan geldik bizi rahatsız etmiyor. Maymun kötü bir hayvan olduğu için değil. Düşündüğün zaman görüyorsun, Allah fıtratına koymuş doğru bilgiyi. Onun için Resulullah Aleyhisselam diyor ki istefti kalbik. Sana biri fetva verdiği zaman kalbine sor. O fetva verilen şey kalbine ters geliyorsa kalbinin sesine uy diyor. Niye? Demek ki insan vicdanında, insanın özünde hakkı ve batılı seçecek bir şey var. Yani öz cevherinde yaratılırken, mesela nasıl hayvan anasından doğuyor, memesinin nerede olduğunu buluyor. İşte şeyde görüyorsunuz o belgesel kanallarda. Zebra doğuruyor yavrusunu. 2 dakika sonra ayağa kalkıyor. Ne kursa gitti, ne öğüt aldı, ne anası memesine tuttu. İnsan gibi değil. İnsan anasının memesini bulamaz. İnsan çok aciz doğduğunda. Annesi tutacak, onu göğsünü tutturacak filan. Ama hayvanlar öyle değil. Hayvanlara Allah bilgiyi, şu burnuna çipi koymuş Allah, çipi. Anasının memesinin ucuna da çipi koymuş. Sütün orada olduğunu hayvan buluyor. Burnunun kokusuyla. Şak gidiyor, oraya emiyor. Niye kuyruğunu emmiyor önce? Niye kulağını emmiyor annesinin? Niye boynuzunu emmiyor?
direkt gidiyor memesini buluyor. Dolayısıyla Allah doğru bilgiyi, hakkı batılı ayıracak şeyi koymuş içimize. Bu bizde de var. Sünnetullah dediğimiz şey. Allah'ın kanunları. Tefekkür de ibadet oluşu. Düşünmenin ibadet oluşu. Doğru bilgi üzerine düşündüğü zaman insan, doğru bilgiyi nereden alacağız? İslam, din burada lazım. İnsanlar genellikle okumuş yazmış takım peygamberleri küçük gördüler. Şimdi bize Hazreti İsa pazarlamaya çalışan Batı, siz zannediyor musunuz Hazreti İsa çıkınca kırmızı mumla karşıladılar? Adamı öldürmek için delik deşik aradılar. İsa'ya benzeyen adamı çarmıha gerip parça parça ettiler. 12 tane Müslümanı vardı İsa'nın, Hazreti İsa peygamberimizin. O bizim peygamberimiz, Hazreti İsa aleyhisselam. 13.sü münafık çıktı, biliyor musunuz? Adamı sokakta yürümez ettiler mübarek peygamber. 33 yaşında daha Hazreti İsa. 3 yıl peygamberlik yapmış. Size bu Hazreti İsa'nın sevgi dini, hoşgörü dini diye pazarlamaya çalışanlar adama 3 yıl peygamberlik yaptırmadılar. Siz önce gidin o İsa'dan bir özür dileyin. Hazreti Muhammed aleyhisselam bizim ne emmimizin oğlu ne dayımızın oğlu. Aleyhissalatü vesselamı da, İsa aleyhisselamı da, Musa peygamberimiz de, diğer peygamberimiz de Allah gönderdi. Allah seçti, biz seçmedik. Ben hepsinin Allah'ın peygamber olduğuna ve hepsi aynı şeyi yaşamışlar. Ney? Bulundukları devrin okumuş yazmış tabakası genellikle, çoğunlukla okumuş elit ve zengin iktidar sahipleri peygamberlere çoğunlukla karşı çıkmışlardır. Hazreti Peygamber'in etrafın çevresinde ilk yıllarda 10 tane Hazreti Ebubekir yoktur, biliyor musunuz? Hepsi gariban. Hazreti Zübeyir 15-16 yaşında çocuk. Adam yerine koymuyorlar o kafirler. Hazreti Zübeyir, Talha, Sa'd, Hazreti Bilal-i Habeşi, köle zaten, zenci, adam yerine saymıyorlar. Bir Hamza Müslüman olunca, bir Ömer Müslüman olunca, bir Ebu Bekir Müslüman olunca öyle zorlarına gitti ki. Yani kendilerine denk adamlar Müslüman olunca. Okuma yazma bilen Mekke döneminde peygamberimizin etrafında olan insan sayısı 17. 17 ya. Binlerce okuma yazma bilen Arap toplumunda 17 tane okuma yazma bilen Müslüman oldu. Niye? Küçük gördüler. Hazreti İsa'ya da bunu yaptılar. Hazreti Musa'yı denizde boğmak için 10.000 kişilik orduyla kovaladılar adamcağız. Hazreti Musa peygamberimizi. Yani hiçbir peygambere rahat vermediler. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor zaten. Düşün diyor Hazreti Muhammed'e. Senden önce peygamberleri öyle baş üstünde mi tuttular zannediyorsun? Bu manaya. Yani onlar neler çektiler? Senden öncekiler de bu yoldan geçti diyor yani. Efendimiz aleyhisselam mesela öyle daralmış ki mübarek. Allah diyor ki لَعَلَّكَ بَاخِعٌ. Neredeyse kendini helak edeceksin. Öldüreceksin kendini. Parçalayacaksın. Onlar iman etmiyorlar diye. Peygamberlerin derdi doğru bilgi. Doğru bilgiyi insanlar peygamberlerden almak istemediler. İşte tefekkürün dinde ibadet oluşu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.